Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi Kitap Günleri tüm hızıyla devam ediyor ve Kitap Günleri'nin 3. gününde resmi açılış yapıldı. Yanımızda İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Organizasyonla ve Kitap Günleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle böyle bir fuar düzenlediği için Aksaray Belediye'mize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Şu anda Aksaray halkımızla çok ilgi gösteriyor. Okullarımızdan çok yoğun bir talep var. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz geziyorlar, kitap alıyorlar. Şu anda da ben öğrencilerimizle görüşüyorum kendileriyle. Kitap okumalarını da tavsiye ediyoruz. Ben gerçekten böyle bir etkinliği düzenlediği için Aksaray Belediye'mize tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere saygılar sunuyorum. Herkes okusun diye Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı ve yanımızda açılış davetleri arasında Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya var. Sayın Kaya hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kitap Günleri'ndesiniz ve standları geziyorsunuz. Evet. Etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? İzlenimleriniz neler? Çok güzel bir etkinlik. Gerçekten sloganınız güzel, herkes okusun. Herkesin okuması lazım. Gerçekten Aksaray için büyük bir önem arz eden bir değer. Bu kitap fuarlarının daha da geliştirilerek yapılmasını istiyoruz. Aksaray hemşehrilerimizin de bizzat buraya gelerek katılım sağlayıp buradan kitap alıp söyleşileri dinlemesini istiyoruz. Gerçekten emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir değer. Herkes okuması lazım. Okuyanın daha çok bilgi edindiğine inanıyoruz. Ve gerçekten emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Aksaray Belediyesi'nin güzel bir etkinliği. Devamını istiyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Aksaray Belediye TV'de Aksaray Belediyesi Kitap Günleri'nde canlı bağlantılarımız devam ediyor ve açılış programının ardından protokol üyeleriyle röportajlarımız da ayrıca devam ediyor efendim ve bugün fuar alanında Kitap Günleri'nde açılış davetleri arasında Top Aksaray Kadın Kurulu Başkanı Berin Özen ve kurul üyeleri hanımefendiler burada. Hemen Sayın Özen'a bir hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Kitap Günleri'ndesiniz, açılış programına katıldınız. Etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Etkinlik gerçekten Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği güzel bir organizasyon. Buraya gelince ciddiyetini daha iyi anladım. Çünkü her yer dolu. Bayağı bir rağbet gördüğünü anladım. Ve bu tür organizasyonları biz zaten her zaman için destekliyoruz. Güzel bir organizasyon. Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuda. Teşekkür ediyoruz. Evet, Top Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri de burada demiştik. Hemen yine yanımdaki hanımefendiye mikrofonu uzatmak istiyorum ve sizi kısaca tanıyalım. Demet Peker. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş açılış programına katıldınız. Kitap günleriyle ilgili ve kitap sevgisiyle ilgili siz neler söylemek istersiniz? Herkesin bir dünyası var ama okuduğumuz her kitapta ayrı dünyalar görüyoruz. O yüzden kitap okumanın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aksaray'da da böyle bir kitap fuarının devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hep devam etsin. Kitap okumak gerçekten insana çok şey kazandırıyor. Kitap sevgisini çocuklarımıza aşılamalıyız. Aksaray Belediyesi'ne de böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet, sizi de lütfen tanıyalım. Şöyle izninizle yanıma davet ediyorum. Kısaca sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Aybüke Belpınar, hoş bulduk. Aybüke Hanım, siz neler söylersiniz? Açılış programına katıldınız Kadın Girişimciler Kurulu olarak. Etkinlik ve fuar alanı ile ilgili izlenimleriniz neler? Oldukça beğendim. Başarılı bir organizasyon olmuş. Okuma alışkanlığı edindirmek için ve insanlara okumayı sevdirmek için böyle etkinliklerin olmasını temenni ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi Kitap Günleri'nde canlı bağlantılarımız Aksaray Belediye TV'de devam edecek. Kitap Günleri'nin açılış davetleri arasında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağbey, Gazi Beyefendilerle birlikteyiz. Sayın Dağ hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, açılıştasınız. Kitap Günleri'nde standları geziyorsunuz. Neler evet. söylemek istersiniz? Efendim böyle mutlu bir günde Sayın Başkanımıza Evren Bey'e teşekkür ediyoruz. Kitap okuma ve kitaba heveslenme, gençleri alıştırma güzel bir olay. Bu kültürümüzü yansıtan bir değerlerdir. Onun için her gencin ve her Türk'ün bunu okuması ve benimsemesi gerekir. Böyle bir şeyin yapılışı, kitap fuarı Aksaray için çok güzel, faydalı. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum şahsına, gaziler adına.
Aksaray Belediyesi Kitap Günleri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi ve açılış kurdelesini Aksaray Valisi Sayın Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer birlikte kestiler tabii ki protokol üyeleriyle birlikte. Evet Sayın Valim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Kitap Günleri'nin açılışını gerçekleştirdiniz, standları gezdiniz. Gençlere buradan ne mesaj vermek istersiniz? Evet, öncelikle bilgi en büyük güçtür. Çağımızda bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Eğer dünyayı fethetmek istiyorsak bunun için temel şart bilgili olmak zorundayız. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Aksaray'da böyle geniş kapsamlı aşağı yukarı yayınların büyük çoğunluğunun olduğu bir fuar düzenlemişler. Açılıştan sonra da gördük ki katılım bayağı güzel. Özellikle gençlerimizin kitap fuarına ilgi göstermesi tabii daha manalı bir şey. Çünkü gençlerimiz bugün hep şikayet ediyoruz. Kahvelerden, internet kafelerden falan çıkmıyorlar. Biraz okumaz diye şikayet ediyoruz ama burada memnuniyetle gördük ki gençlerimiz kitaba son derece ilgili ve yoğun. Demek ki böyle organizasyonların yapılması gerekiyor. Biz gençlerimize teşvik edersek, önder olursak inşallah daha da ileri gideceğine inanıyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu fuarların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Sayın Başkanım, gerçekten yoğun bir katılımla Kitap Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Açılışı da gerçekleştirdiniz. Siz neler söylemek evet. istersiniz? Sayın Valimiz çok güzel özetledi. Günümüz toplumlarının en önemli güç kaynağı bilgi. Bilgi toplumları şu an dünyayı yönetir hale gelmiş durumdalar. Tabii ki gençlerimizin de bir konu hakkında fikir sahibi olması için bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bu da okumayla oluyor tabii ki. Okumaya olan düşkünlük, okumaya olan istek bizim Aksaray'da her geçen yıl daha da artıyor. Üniversite sınavlarında, LGS sınavlarında, LYS sınavlarında Aksaray'ımız sürekli dereceye giren öğrenciler çıkarıyor. Bu tabii ki okumakla oluyor, bilgiyle oluyor. Bu kitap fuarlarımızda da olan teveccüh de gösteriyor ki Aksaray'ımız her gün okumaya daha çok önem veriyor, daha çok okuma isteğinde bulunuyor. Bu sene de bu organizasyonlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Sağ olsunlar Sayın Valimiz, protokol üyelerimiz de açılış katılım sağladılar. Öğrencilerimiz de yoğun bir şekilde geliyorlar. Yazarlarımız geldiler. Biz bundan sonraki yıllarda inşallah bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Evet peki sevgili seyirciler, biz de Aksaray Belediye TV'de bu güzel atmosferi canlı yayınlarımızla size aktarmaya devam edeceğiz. Ve Kitap Günleri 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Kitap Günleri açılış programında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ile birlikteyiz. Sayın Aktürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim açılış programını gerçekleştirdiniz ve şu anda standları geziyorsunuz. Kitap Günleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle tabii bilimin gereği en önemli şeylerden birisi okumaktır. Bu konuda öncülük eden belediyemize ve ekibine, 100'e yakın yayın evi ve 19 yazarımıza, aynı zamanda burada da takip ediyorum Hayati İnanç hocamız ve onun gibi bir sürü değerli yazarlarımız da burada bir program düzenlettiriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum ve belediye ekibimize de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Biz bugün burada açılışımızı belediye başkanımızın davetiyle, vali beyimiz ve Aksaray bürokratıyla yaptık. Amacına ulaşması tabii ki daha önemli, maksatın hasıl olması önemli. Biz bunun temennisiyle sizlere de aynı zamanda teşekkür ediyorum. İl başkanımızın kendisi bugün il başkanları toplantısında olduğu için beni özellikle aradı ve katılmamızı, belediye başkanımızın programlarında eşlik etmemizi söyledi ve biz de onun temsilen geldik AK Parti ekibi olarak. Tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet.